9. sınıf gençlik ve değerler ünitesinde temel değerlerimizden iffet konusuna başlıyoruz. İffet, sözlükte haramdan uzak durmak, kötü söz ve işlerden kaçınmak, gönül tokluğu, ölçülü olmak gibi anlamlara geliyor. Terim olarak yeme, içme ve diğer bedeni hazlar konusunda ölçülü olma, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altında sokmak suretiyle kazanılan erdeme deniyor. Yeme içme konusunda ölçüye dikkat edeceğiz. Bedeni hazlarımızda ölçüye dikkat edeceğiz. Aşırı isteklerde ölçülü olacağız. Dinin genel buyruklarının altında dikkatli bir şekilde, ölçülü bir şekilde bulunacağız. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman iffetli oluyoruz anlamına gelmekte. İffet genelde halk arasında yaygın olarak cinsel konulardaki ahlaki kurallara bağlılık olarak ifade ediliyor. İslam genel anlamıyla nesli, ailevi, toplumu korumayı hedeflediği için bu tip olumsuz davranışları doğru bulmuyor. Zina etmeyi, cinsel sapıklığı, tacizi, laf atmayı, sarkıntılığı, namuslu bir kadına iftira atmayı, bir kişinin adını kötüye çıkartmayı yasak ediyor ve bunları iffetli olma olarak da ifade ediyor. Bundan dolayı da ırz ve namusu koruma anlamında iffet, işte insanlar nazarında bu konulara daha ön planda tutuluyor. Namusunu ve ırzını korumak olarak ön plana çıkıyor. Bunun dışında diğer dediğimiz anlamlara da geliyor. Bu anlamı itibariyle Kur'an-ı Kerim'de namusunu koruma anlamında dikkatli olan Hazreti Yusuf öne çıkıyor ve iffetli bir peygamber olarak daha çok ön planda tutuluyor. Evet, iffet bu namus ve ırz dışında alt kategorileri var, alt kolları var. Bunlar haya, kanaat, sabır, arzuları dizginlemek, dürüstlük, ağırbaşlılık, nezaket, güzel anlayış, Allah korkusu, düzenlilik, cömertlik, eli açıklık, yardımseverlik, bağışlama ve hoşgörü anlamlarına da geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamlarla da kullanılıyor. Haya anlamında, kişinin şeref ve onurunu koruması anlamında kişinin dikkat etmesi ve ölçülü olması anlamında birçok ayette mevcut. Kur'an-ı Kerim'de bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin sayarlar, zanneder. Sen onları simalarından tanırsın çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yüzsüzlük ederek istemeyen, ihtiyacı olsa bile istemeyen insanları iffetli olarak kabul ediyor. Yine Peygamberimiz yoksulu tanımlarken hakiki yoksul ihtiyacını karşılayacak kadar geliri olmadığı halde durumu bilinmediği için yardım edilmeyen ve kendisi de insanlardan istemekten haya eden iffetli kimselerdir diyor. Yani ihtiyaç sahipliği evet yoksul ama iffetinden dolayı ölçülü davranma arzusundan dolayı gidip oraya buraya dilenme yapmıyor, dilenmeyi istemiyor. Zaten zekat ve sadaka verirken Müslümanlar işte gerçek yoksulu, hakiki yoksulu bulmaya çalışmalılar. İhtiyaç sahiplisini bulmaya çalışmalılar. Yanımda bulunan hiçbir malı sizden sakınacak değilim. Kim iffeti dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Peygamberimizden yiyecek içecek işte mal mülk istiyorlar. Peygamberimiz de olanı zaten veriyor. Ama insanların böyle durmadan istemesini de doğru ve iffetli bulmuyor. Aza kanaat etmeyi, kanaat sahibi olmayı önemsiyor. İffetin bir anlamında kanaat sahibi olmak dediğimiz için Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda ayetler mevcut. Evet, zengin olan kişinin de iffetli olmasından bahsediyor. Yani yetim malına göz dikmesin, işte haksızlık hukukçuluğa gitmesin, ölçülü bir şekilde kazanmaya devam etsin diye zengin kişinin de iffetli olmasını, yani yetim malına göz dikmeyen, hakka hukuka riayet eden kişi olmasını
tavsiye ediyor. Yine Peygamberimiz hakkını talep eden kişinin de hakkını talep ederken ölçüyü aşmamasını istiyor. Alacaklısınız, birisinden alacağınızı isterken de ölçüyü kaçırıp da durmadan onu sık boğaz etmemek ve durumunu, isteğini güzel bir şekilde ifade etmeyi Peygamberimiz zamanında olan bir hadise sonrasında Peygamberimiz ifade ediyor. İşte bir kişi alacağını almak için borçlu kişiye işte bayağı sert davranıyor. Peygamberimiz de bunun üzerine hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da almasa da iffetli bir şekilde istesin. Yani ölçülü bir şekilde istesin. Dikkat ederek istesin, hakaret etmeden, çirkin ve kötü söz etmeden, eziyet etmeden istesin diyor. Evet, kişi yine Peygamberimizin ifadesiyle Allah yoksul olmasına rağmen iffetini korumaya çalışan mümin kulunu sever diyor. Kişinin hayasına, edebine, kanaat sahibi olmasına ve nezaketli olmasına yine iffetli olmak olarak ifade ediyor. İnsanların arzu ve öfkelerinde de ölçülü olmasını iffet olarak ifade ediyor. İffetli olmak, arzu ve isteğini dile getirirken veya öfkeni ortaya koyarken itidalli olmayı önemsiyor. Yani dengeli ol. Kızıyorsan da dengeli bir şekilde hakkını ararken dengeli bir şekilde aramayı veya bir arzun isteğin olduğu zaman da bunu itidalli, dengeli bir şekilde yapmayı hem maddi isteklerde hem de manevi isteklerde aşırılığa gitmemeyi de iffet olarak değerlendiriyor. Açlık sırasında çok açken Ebu Zer Gıfari ile yapmış olduğu bu sohbette işte yatağından sabah namazına kalktığında mescide gidemeyecek kadar aç kalsam bile ne yaparsın diye soruyor. Peygamberimize Ebu Zer Allah ve Resulü bilir dediğinde bu durumda dahi iffetli olman gerekir diyor. Yani açken hiçbir işte doyacak bir şey olmamasına rağmen gidip oradan buradan direnip isteyip kendi kişiliğini, karakterini, insanlığını bozmaman, iffetli olman, ölçülü olman gerekiyor. Allah yardım eder diyor.